Evet merhabalar, bu videomuzda mesaj embed kavramını göreceğiz. şimdi Normalde botlarımızda aslında iki tür mesaj var. Bir bildiğimiz normal gönderilen mesajlar, bir de embed mesajları. Şurada gördüğünüz bu normal mesajken şu bir mesaj embed. Ee, tabii ki normal kullanıcılar olarak biz e, embedler gönderemiyoruz. Yalnızca mesela bir YouTube linki attığınız zaman otomatik olarak işte e, oradaki metaverlerinden alınarak bir embed oluşturuyor Discord kendi kendine. Ama sonuçta o embedi biz oluşturmuyoruz. Yani kullanıcılar olarak biz embed oluşturamıyoruz ama botlarla bunları oluşturmak mümkün. Şimdi bunun için öncelikle message embed import etmemiz gerekiyor. Bu, bunun için de import message embed from discord.js diyeceğim. Bu şekilde e, embed'i ben import ettim. Şimdi artık bundan kurtuluyorum. Komodumun ismini ise bilgi yapıyorum. Ve ben burada şöyle bir şey diyeceğim. İşte, e, Botumla alakalı bazı bilgiler göndersin istiyorum. İşte RAM kullanım, CPU kullanım, toplam kullanıcı, toplam sunucu, e, developer vesaire gibi bilgileri. E, tabii öncelikle embed'i anlatacağım. Daha sonra böyle bir örnek bir şey yapacağız. Bir embed tanımlıyorum. Const response diyelim. Eşittir. Ee, bunu oluşturmak için new message embed diyoruz. Yine bir message embed oluşturdum bu şekilde. Ve daha sonra burada hatta bakın e, dokumentasyonu açmak istiyorum. Hani şey olmayalım. Dokumentasyonla devam edelim aynı zamanda. Ee, şuradan gelip de search kısmına message embed yazıyorum. Message embed. Ve bakın burada iki e, şeyimiz var. Yolumuz var. İstersek burada e, bunun içerisine bir data gö gönderebiliriz. Bakın şurada. Ve bu. E, default olarak zaten boş obje alıyormuş e, Obje içerisinde yani Description'ın şu olsun bilmem nasıl bu olsun şeklinde Böyle oluşturabiliriz veya Bunun yerine e, Çeşitli metotlar var Yani e, Embedded ile alakalı birçok şey değiştirmek için Bu metotları kullanabiliriz. Öncelikle biz bu metotları kullanacağız sonra e, örnek kullanması açısından bir tane de böyle yaparız Şimdi e, Burada karşımıza şu kavramlar çıkacak Embed içerisinde. Description, Color, Title, author, Footer, Timestamp, Thumbnail, Image ve Fields Öncelikle Description'a başlamak istiyorum Description benim embedimin aslında açıklama kısmı yani şurada bir description var aslında açıklama kısmına ana metnin aslında yazacağımız kısım ve bunun için bakın bir metot var şurada set description metodu set description metodu benden bir adet string bekliyor bakın tipi string bir description bekliyor nokta burada direkt nokta set description diyebilirim aslında burada biz arda arda mesaj üzerine şöyle set description işte set color vesaire gibi yapacağız aslında ama alt satıra geçebiliriz yani kod karmaşası olmaması açısından Öncelikle ben burada diyelim ki mesela biz bilgi komutu yapıyoruz ya. YouTube bot. Bunu bir moderasyon botu olduğunu düşünelim. Sunucunuzun moderasyonunu kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir Discord botudur. Bu şekilde yazalım. Ve biz bunu göndermek istiyoruz. Nasıl göndereceğiz? Hani e, bunların göndermenin farklı bir yolu var. Ben bu sefer message.reply yapmayacağım. Ee, hani farklı kullanımları da görelim istiyorum. Bakın mesajımın üzerinden ben Kanalıma mesaj göndermek istiyorum ama e, kimsenin mesajını yanıtlamayacağım. Ben yani direkt olarak kanalda herhangi bir mesaj gönderiyormuşum gibi düşünün. Bunun için tabii ki benim kanala ihtiyacım var yani hangi kanala ben bu mesajı göndereceğim. Ve ben mesajımın üzerinden, bakın şurada, bulabilirsem tabii. Burada bakın kanalıma erişebiliyorum. Bu bana e, birçok tip döndürebiliyor. Tabii ki bana bu text channel döndürecek çünkü şu anda ben bunu metin kanalına yazıyorum. Text channel döndürecek ve burada bakın şu sağ tarafta, biraz aşağıda send metot var. Bu şekilde message.channel.send şeklinde mesaj üzerine yani kanalıma oradan da biz send şeyine metoduna ulaşarak mesaj gönderebiliyorum. Fakat şimdi bakın normal basic mesajlar şu örnekler var. Direkt olarak yazabiliyormuşuz yani direkt ben buraya pong vesaire ya istediğimi yazabilirim ama bu normal mesajlar. Ve ben burada bakın alt kısımda embed göstermek göndermek istiyorsam şurada bakın embed şeklinde bakın bunun bir obje istiyor benden. E, embed şeklinde bir key verip bunun value kısmında ise bir liste şeklinde embedleri vermem gerekiyormuş. Yani ben burada İstersen bir content girebilirim. Mesela YouTube bot diyelim. Bu bildiğimiz normal mesaj olacak. Aynı zamanda embeds diyerek de ben burada embedlere bir liste içerisine vermem gerekiyor. Buradaki liste önemli. Çünkü tek bir mesajda birden fazla embed gönderilebiliyor. O yüzden bir liste olarak gönderiyorsunuz. Böyle çalışıyorum. botumu ve bilgi yazıyorum. Çünkü komutumun ismini bilgi yapmıştım artık. Bilgi de silelim karışmasın en Bakın normal bir content vermiştim YouTube bot diye. Bunu aldım ve bir description'a olan bir embed mesajı aldım. Peki şimdi ikinci göstereceğim. Kalır. Şurada gördüğünüz embedin sol tarafındaki şu çizginin rengini değiştirebiliyoruz. Bunun için nokta set color diyeceğiz. Şimdi burada birkaç alternatifimiz var yapabileceğimiz. Şuraya hemen gelelim set color'a. İstersek şuradaki stringlerden bir tanesini kullanabilirsin diyor. Mesela ben buraya direkt olarak blue diyebilirim. Bu bana böyle mavi bir renk verecek ama bunun da ben tabii kendim belirleyemiyorum. Böyle yaptığım zaman. Bakın bana bir mavi tonu verdi ama bir sürü mavi tonu var. Bunu daha iyi ayarlamak için iki alternatifimiz var. Kalır e, Color Picker internette. internete. Ve direkt Google'ın karşınıza çıkardı şu renk seçiciden. istediğiniz rengi seçin. Mesela ben şöyle bir mavi istiyorum diyelim ki. Ve burada isterseniz bir RGB kodlarını kopyalayabilirsiniz. Ve bu RGB kodlarını bir liste şeklinde vermeniz gerekiyor. Ki burada da örnekleri var. Hatta şu e, dokümantasyonu yazıyor bakın. Üst kısımda evet burada. Burada bu şekilde yapabilirsiniz veya e, rengin şurada gördüğünüz hex kodunu kopyalayabilirsiniz ki bence bu daha iyi. Burada olarak hex kodunu verirseniz rengini belirlemiş olursunuz. Şöyle. Bilgi yazıyorum. Ve bakın mavi bir renk geldi. E, şimdi kalır da tamam bu şekilde rengini değiştirebiliyoruz. Title bu bildiğimiz aslında başlık. Nokta set title diyorum. Diyelim ki youtube bot bu şekilde bir title verdim. Geldim buraya, bilgi yazdım. Ve bakın burada biraz daha büyük ve kalın bir e, fontta e, bana YouTube bot yazan yani. bir title belirttim. Eee tamam. Altro geldim. outro belirtmek için title'layacağım çünkü çok benziyor birbirlerine. E, Outro aslında Title'a çok benzer. Sadece Outro yani Title'dan biraz daha küçük ama iki avantajı var. Birincisi burada sadece yazının yazmanın yanında bir de o yazının başına bir ikon koyabiliyorsunuz. İkinci özelliği ise bunu bir link koyabiliyorsunuz. Bir e, yörel koyabiliyorsunuz. Bu sayede belli bir yere gönderebiliyorsunuz kullanıcıyı. Bunun kullanımını gösterelim hemen. Tekrar dokümantasyona gelelim. Set Outro Autor diyorum bu şekilde benden şunların ikisi de dolayısıyla hiç kullanmıyorum. Direkt Options kısmında benden direkt bir String alabiliyormuş ama String verirseniz bakın üstü çizilecek çünkü artık String olarak kullanılmıyor. Bu deprecated oldu bu da. Bunun yerine yani bir başka bir Zed'e gireceğiz. Ee, burada tip objeymiş yani artık obje koyabilirim şuraya. Name yörel ve ikon yörel olmak üzere 3 farklı parametresi varmış. Bunların yörel ve ikon yörel optional demiş diyor bakın yani bunları versen de olur vermesen de olur. Ve default olarak bunlar null. E, ve hepsi de string kalıyor zaten. Geldim name verdim. YouTube bot. Bunu yaptığım zaman zaten karşılaştırabilirsiniz üstteki title'la. Bakın biraz daha küçük. E, fakat avantajları var demiştim. E, resim ve link ekleyebiliyoruz. İsterseniz bir resim ekleyelim. Mesela ikon görel diyelim. Şimdi ben burada mesela botumun e, kendi avatarını koymak istiyorum buraya. Botumun avatarı her neyse onu koyuyorsun istiyorum. Bunun için hatırlarsanız bakın clients'ın üzerinde ben user denen bir e, property vardı ve bu bize client user döndürüyordu. Ve ben bu client user üzerinden botumla alakalı neredeyse her şeyi erişebiliyordum. Yani botumun e, kullanıcı adı, botumun şu e, adından sonraki hashtag kısmı, botumun profil fotoğrafı derken birçok şey erişebiliyordum ki botumun profil fotoğrafını buradan erişebilirim. Şimdi burada iki farklı metot var. Birisi avatar yerel, birisi display avatar yerel. Avatar yerel. Şimdi avatar url ikisinin farkı şu avatar görel metodu direkt olarak şeyin, kullanıcının avatarını döndürüyor ama hatırlarsınız ben bu, botu herhangi bir avatar vermemiştim. Şu an aslında bu bot'un bir avatarı yok. Bu bot'un default olarak Discord tarafından verilen bir avatarı var ama bu, bir benim eklediğim bir avatar değil. ve bu gibi durumlarda şu gördüğünüz avatar görel metodu yani kullanıcının eğer bir avatarı yoksa size null döndürecek. Yani avatarı döndüremeyecek ama display avatar görel metodu Bakın burada yazıyor zaten, eğer bir tane bir avatarı varsa o avatarı döndürür, eğer yoksa e, default avatarı döndürecek. E ben burada bunu kullanmam çok daha doğru tabii ki çünkü avatarı olmayabilir yani kullanıcının, botum da olmayabilir. O yüzden client.user.display avatar görel diyorum. Bakın unutmayın client.user diye client user objesine erişiyordum. Bunu yaptığım zaman artık botumun avatarını göreceğim. Bilgi yazıyorum. Ve bakın botumun avatarı buraya geldi. Tabii ki illa botumun avatarı olmak zorunda değil. Herhangi bir resmi de ekleyebilirim. Onu da hemen görelim. Image Yuvar sitesine yüklemek istiyorum ben bu resmi. Yani kendi bilgisayarımdaki bir resmi yükleyeceğim. Veya internetteki bir resim de olabilir de. New post diyorum. Geldim. Ve buraya ben daha önce indirdiğim bir resmi koydum. Daha sonra burayı sekmede açtım. Ve bakın sadece fotoğrafın olduğu linki aldım. Bağlantıyı kopyaladım. Yani herhangi bir site vesaire hiçbir şey yok. Sadece fotoğraf var. Fotoğrafın direkt endpoint'ini aldım. Ve buraya onun linkini verdim. Bunu verdiğim anda. Diyorum internette herhangi bir resim de olabilir ama bu şekilde resmin link olması gerekiyor. Yani sitenin değil. Bu şekilde yaptığım zaman bakın. Bu logoda geldi. Şimdi. Ee, tamam. Bu da var. Bir de hatırlarsanız yörel vardı. Buraya da bir link giriyoruz. Mesela Google'a girelim. Google'ın linkini girdim. Bu şekilde yaptığım zaman da. Yazıyorum. Görünüş, görünüşte bir değişiklik yok. Ama mouseumu yazının üzerine götürdüğüm zaman. Bakın. Altı çiziliyor. Bastığım anda beni Google'a gönderiyor bu şekilde bir linkte belirleyebiliyoruz. Ee, yani out yapmış olduk. Şimdi bu şekilde kalsın. Hatta şöyle e, şey kaldıralım. Şu kısmı kaldıralım. Sadece name kalsın. Evet. Böyle bir şeyler oldu. Böyle Tamamdır. Şimdi bir de footer'a geldik. Footer belki bu kelime belki size tanıdık gelmiştir. Direkt string veremiyoruz yani veriyoruz ama duplicate oldu. O yüzden direkt şey yapmayacağız. String vermeyeceğiz. Ee, şurada hemen onu da gösterelim. Tekrar geri geleceğim burada. Evet mesaj emmette. Set footer diyorum artık. Bu bana yine bir option alıyormuş. Yine geldim bunun detasını açtım. Text ve ikon yer alabiliyormuş. Aynı şekilde bunu da yani resmi olabiliyor. Text mesela YouTube bot hizmetinizde olsun. Ve bunun da ikon yöreli de aynı şekilde client user display avatar yöreli olsun. İkisini de birden görmüş olalım. Bu şekilde yaptığım anda bakın alt kısımda şöyle bir footer ekliyor. Resim de ekleyebiliyorsunuz buraya dediğim gibi. Fakat ben şu anlık resmi kaldıracağım çünkü bence hoş gözükmüyor. Resim durmasın. Dolayısıyla tamam. Ee, geldik timestamp'e. Şimdi burada aslında yine bu footer'la alakalı. O yüzden direkt e, ee, sonra gösterdim. E, footer'ın içerisinde şu kısmı hemen sağında şimdi göreceksiniz. Belli bir zaman hani bu embed'in gönderildiği zaman veya bizim belirlediğimiz bir zamanı verebiliyoruz. Bir bakın burada şöyle geldiğimiz zaman set timestamp metodunun Bakın default olarak date.now yani şu anki zamanı aldığını görüyoruz. Ve bu bizden istersek bir date veya bir number alabiliyor. Null olursa boş olur hiçbir şey olmaz. Number dediği işte şey aslında timestamp. İçine bir timestamp verebilirsiniz veya içerisine bir date objesi verebilirsiniz. bir timestamp veya bir date, date objesi verirseniz o zamanı size söyler. Fakat hiçbir şey vermezseniz yani direkt bu şekilde bırakırsanız şöyle. Date timestamp bu şekilde sadece. Ee, şu anki zamanı alır ve şu an bize embed'in gönderildiği ilk olarak embed'in gönderildiği mesajı şey zamanı pardon burada yazacak bakın bugün saat 15.08 tabii ki İngilizce alırsanız bu İngilizce bir şekilde yazacak hani direkt olarak bir metin gibi değil normalde bunu yapamazsınız aslında embed içerisinde fakat hani her dilde dile özgü olarak gözükecektir burada ve bu aynı zamanda güncellenecek yani 2 gün önce üç gün önce vesaire gibi dediğim gibi siz buraya farklı bir zaman verirseniz bir date objesi veya timestamp o zamanı size burada gösterecek. Şimdi e, bunu da hallettik ne var sırada thumbnail var thumbnail ve image var aslında bunların mantığı çok basit set thumbnail diyorum ve bunun içerisine bir link gireceğiz şuradaki kopyaladığımız linki girebiliriz bakın şu discord şeyinin linkini bu bizim embedimize bir thumbnail ekleyecek şöyle yapalım bilgi aynı zamanda bakın şu sağ üstte bir thumbnail ekledim tabii ki benim embedim biraz daha büyük olsa daha güzel gözükebilirdi ama şu anda sıkıntı yok gibi gözüküyor böyle bir thumbnail ekleyebiliyorsunuz yani resim olarak de bunun image versiyonu var. Bildiğimiz kocaman bir image ekliyorsunuz. Yani tabii ki e, sizin internet yüklediğiniz resmin boyutuna bağlı bu biraz ama. Bayağı büyük bir şekilde şöyle bakın embed'in bir resmi oluyor. Bunların mesela çok fazla kullanmalı var. Örneğin bizim sunucumuzda bakın burada işte kurallar var mesela. Gayet güzel gözüktüğünü düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, bunları da hallettik. Ekstra burada bir tek fields kaldı. Tamam şimdi en güzel kısma geldik. E, asıl artık bilgi komutuna geleceğim yani şu ana kadar bilgiler alakalı çok da bir şey yapmadık. Öncelikle ee, şu footer kalsın. Timestamp kalabilir. İmce siliyorum. Outer'da Outer'da kalsın hadi. Hatta bunu set title yapalım ya. Şöyle daha güzel olacak. Çünkü biraz daha büyük gözüküyor. Youtube Bot Şöyle bir sonucumuzu alalım. Asıl field kısmına geldik. Ee, şimdi biz burada bir embed'in içerisinde böyle e, embed'in çok kullanılma sebeplerinden bir tanesi Böyle daha düzenli bir şekilde belli parçaları bölmek isteriz yani belirli alanlara ayırabiliriz Örneğin ben bir şey oluşturacağım işte e, bilgi komutum Diyeceğim ki developer Ali işte ram kullanımı %60 CPU kullanımı şu kadar toplam kullanıcı şu kadar toplam sonucu bu kadar falan diye böyle Alanlara ayırmak istiyorum ama bunu description'da yapmak çok zor yani set description içerisinde yapmak çok zor yani Alt alta yapabilirim en fazla o da çok uğraşırım yani ama onun yeni bir metot var. Ee, aslında biz mantık var yani. O da field mantığı var. Şimdi burada iki metot çıkacak karşımıza. Birincisi add field. İkincisi, ikincisi ise add fields. Birden fazla ekleyeceksek tabii ki yani anlayabileceğiniz üzere add fields'ı kullanıyoruz. Fakat öncelikle bir field'ı göstereyim. Add field dediğiniz zaman sizden bakın üç farklı parametre alıyor. Name, value ve inline. Öncelikle name vereceğim. Developer. Developer'ı mesela Ali Eren demek istiyorum. Bir tane daha ekleyeyim. Burada pingim ben şu elde yazacağım ama daha sonra bunları tabii ki yani daha ilerleyen kısımlarda değiştireceğiz. 100 olsun. Sonra ee, ne olsun? RAM kullanımı. Örneğin %68 olsun. Tamam mı? Bu şekilde göndereceğim. Bakın. Ne yaptı burada? Bu gördüğünüz kısım neymi? Yani bakın biraz kalın bir şekilde yazıyor burada. Developer'a karşı kendiler, Ali Eren. Pink 100 MS, RAM kullanımı 168. Şimdi bunu biz aslında description'a da yapabilirdik. Yani benzerini tabii ki şu boşluklarda farklılıklar var ama benzerini description'a yapardık sonuçta. Ee, fakat bunları yan getirmek isteyebiliriz. Şunlar böyle yan yana gelsin istiyorum. Şimdi bunları description'a yapmak artık imkansız gibi bir şey yani Çünkü çok zor artık. İş. Çünkü hani bu Discord'un çözünürlüğü falan değiştiği zaman da çok sıkıntı çıkarıyor. Neyse. Ee, bunun için inline denilen mantık var. Şurada gördüğünüz inline. Bu yayına gelmelerini istemek... Yani bu aslında yayına gelme anlamına geliyor. Siz mesela buraya true'yu gelirsiniz direkt. Bakın inline'ı otomatik olarak ben true yaptım burada. Diyelim ki bu ikisini true yaptım. Bu ikisini true yaparsam... Tekrar çalıştırıyorum kodumu. Bakın bu ikisi yayına gelir. Ee, ben gelip de buna da true verirsem... Bu sefer bunun 3'ü yayına gelecek. Bu şekilde aslında e, hepsini böyle yayına gelmesi sağlayabiliyorum. Ama şöyle bir sınırlama var. Tek bir satır içerisinde en fazla 3 adet field yayına gelebilir. 3 fazlası artık alt satıra geçmeye başlar. Mesela şunu aynısını kopyalayayım. 6 tane olsun burası. Şöyle bakın. İlk üçü yayına geldi sonrası tekrar e, yayına şey yaptı. E, altına geçti. 3'ünden sonrası. Ne kadar uzun olursa olsun bunlar. Tabi bunların bir karakter sınırı var. E, bu işte şeyin hem bunun name kısmı için hem de bunun value kısmı için o karakter sınırını aşmadığınız sürece ne kadar uzun süre, ne kadar uzun olursa olsun bu her zaman böyle üçlü üçlü bölünecek. Tabii ki bilgisayar için söylüyorum. Telefonda çünkü tek tek gözüküyor. Ee, şimdi. Peki ben burada bunu yapmak mantıklı mı değil? Çünkü birden fazla field ekleyeceksem artık add fields demek daha mantıklı ve daha toparlı gözüküyor zaten. Add fields'a gelirsek bakın şurada bir benden şimdi ne diyor? E, 3 adet nokta var. Bu spread syntax diyor. Yani ben şunu anlayabilirim buradan. Buradaki elemanları ben sırasıyla virgülle ayırarak verebilirim. hem yani listeye falan gerek yok aslında. E, sırasıyla elemanları ayırarak verebilirim. Bunun için şöyle artık görüyorum satın alıyorum. parantez açıyorum ve geliyorum. E şimdi ben burada benden bakın fields istiyor ve bu e, embed field data istiyor benden. Buna bastığım zaman bunun bir obje olduğunu görüyorum. Yani her bir obje olacak artık. field'ın aksine şuradakilerin aksine çünkü burada üç farklı e, parametre alıyor dair ama burada direkt olarak bu obje alacak. Ve bu objenin name, value ve inline olmak üzere üç farklı parametresi var. Aslında aynı mantık. Çünkü şu name, şu value, şu ise inline değeriydi ama orada ben direkt verebiliyordum. Burada sadece belirtmemiz gerekiyor obje içerisinde name developer value lrm inline true geldim aşağıya şu yüzdemez. ms küçük yazalım hatta bunları bu pingim de. aynı zamanda burada bir ram kullanımım vardı 68 yüzde biraz daha uzatalım isterseniz bunu mesela toplam sunucu 9 toplam kullanıcı yapacağım onu 180 olsun ve şöyle yapalım Hatta şuradaki kullanımı şöyle aşağıya alalım. Ya da çok ayrılmasın. Önemli değil ya. CPU kullanımı, yani işlemci kullanımı da 38 yüzde olsun mesela diyelim ki. Bu şekilde toplu bir şekilde ekleyebilirim. Artık şunları silebilirim. Daha toparlı duruyor tabii ki böyle. Bunu yaptığım zaman aynı istediğim sonucu aldım. Developer, ping, RAM kullanımı, toplam sonucu, toplam kullanıcı, CPU kullanımı. Hatta şu işlemci yapabiliriz ama çok da önemli değil. çok uzunlukta böyle aynı olunca daha güzel oldu. Şimdi birkaç uyarı yapmam lazım tabi burada. Bu field'ların şu hem gördüğünüz name kısımları bakın şu name kısımları hem de value kısımları non-empty string olmak zorunda. Ne demek bu? Öncelikle şu string olmak zorunda bu kesin bir ifade yani siz gelip de mesela value veya name kısmına bir integer veremezsiniz bunu maalesef string'e çeviremiyor direkt kendisi sizin bunu kendiniz string'e çevirmeniz gerekiyor bunun için yapabileceğiniz ya to string dersiniz bu size string'e çevrilmesini sağlar ki hani şunu şöyle parantez içerisinde almam lazım tabii böyle olması için ya böyle demeniz gerekiyor ya da gelip de şöyle şey içerisinde template literal içerisinde hani şöyle de verebilirsiniz burada bir değişken olduğunu düşünün 5 yazmıyor da değişken yazıyormuş gibi düşünün. Böyle yani bu şekilde çevirebilirsiniz. İki yönteminiz var. Zaten daha önce işlemiştik yani e, integerler nasıl string geçebilir vesaire gibi. E, yani bunların string olması gerekiyor. İlk e, önemli konu. İkinci konu ise bunların boş olmaması gerekiyor. Yani siz gelip de böyle boş bırakamazsınız. Zaten bakın hatada göreceğiz. Bakın diyor ki, e, message embed fields values must be non-empty string. Aynen bahsettiğim muhabbet. E, boş olmayan string olması gerekiyor. Tabii ki bunu boş bırakmanın bir yöntemi var. Onu da göstereceğim. Şimdi 38 yüzde e bırakalım. Fakat boş bırakmadan önce şuraya gelelim. Şimdi ben şunu istiyorum. Ya tamam çok güzel hani böyle bir emet oluşturduk ama. Bakın şu description kısmı ile şu field kısmı birbirine çok yakınlar. Veya şu fieldların arasında biraz boşluk olsa. Bakın şu field alanıyla ile yani şu ikinci satır ile. ilk satır arasında biraz boşluk olsa iyi olur. Mesela çok fazla şey var. Veya description ile ilk field alanı, alanı içerisinde çok fazla. çok böyle sıkışık yani. Biraz boşluk olmasını istiyorum. Bunu yapmak için bakın. Description en sonuna geliyorum. Yanlış yazmışız bu arada. Ben burada ters normalde ne yaparız şeyden şeyde Node.js'te? Ters taşı en aslında alt satıra geçmek demektir değil mi? Yani ters taşı koyarsak alt satıra geçer. Ve burada hani e, boşluk yaratabilir mi falan diye düşündüğümüz zaman maalesef hayır sonucunu alıyoruz. Çünkü sadece ters taşı koyduğunuz zaman burada alt satıra geçemiyorsunuz. Bunu yapmak için e, bir de şunu eklemeniz lazım. Ters taşı ters U200B. Şu gördüğünüz ters taşı U200B aslında boş gibi yani bildiğimiz bayağı boş string döndürüyor. Fakat bu sorunumuzu çözüyor. Bu şekilde yaptığımız zaman yani tersleşen tersleş u200b birazdan tekrar göreceğiz bu ifadeyi. Bunu yaptığımız zaman şurada bir ara açıldığını görüyoruz. Tabii ki dediğim gibi sadece tersleşen koyasaydınız buraya maalesef bahsettiğim şekilde olmayacaktı. Yani boşluk bırakamayacaktınız ama bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Peki şu fieldler arasında bırakalım. Yani şu kısım ile şu kısım ilk iki satır arasına boşluk bırakmak istiyorum. Bunun için şunu kopyalıyorum. Ya istersem şu üçün yani şu ilk üçünün Herhangi birisinin value kısmının en sonunda yani şurada olabilir. Burada olabilir veya burada olabilir. Mesela burada olsun koyabilirim. Bunu koyduğum anda bakın ama value kısmı orası önemli. Bakın şu ikisi arasında fark var. Peki ben bunu value'ye koymak yerine. Gelipte bunu name'e koysaydım ne olurdu? Mesela buna ve buna koyalım dedim ki. Bu arada şey yaparsanız pardon. E, gelip de hem buraya hem de buraya koyarsanız mesela. Bu sefer iki tane boşluk bırakmış olur. Şuradaki aradaki fark büyür birazcık. Onu da söyleyeyim yani. Ama onu yapacağınızda buraya iki kez koyarsınız. Aynı hesap çıkıyor. Buraya ve buraya koyarsanız bu sefer iki satır arasında şu satır ve şu satır arasında boşluk koymaz. Onun yerine bakın name kısmına koyarsanız. Onun yerine e, yalnızca şurada gördüğünüz şunların name'i geç yine hani bir boşluk bırakmış oldu ama e, şunların name'i ile şunların values arasında boşluk koyar. Bakın şurada bir boşluk var. Ben ping için de koymuştum. Ping'i de koymuştum hatırlarsanız. Burada da boşluk var. Burada da boşluk koyar. Ama ben yani çok mantıksız durduğunu düşünüyorum. O yüzden ben buraları böyle yapmayacağım tabii ki. Şuraya koyacağım şuradan kopyalayayım. Ters açıyorum. Ters u 200B. Bu şekilde. Şimdi gelelim aslında son kısma. bir gerçi data kısmında göstereceğim ondan önceki son kısım. bunları nasıl boş bırakabiliriz? Ben name'i veya value'yu boş bırakmak istiyorum. Ya yani şurası böyle alan üç ayrı ayırmak istiyorum buraya ama şu name'i olmasını istiyorum. Bunun için elbette bir yöntem var. o da şu şekilde. Mesela diyelim ki name boş bırakalım şimdilik hata alacağız ama value'su şöyle inline'ı turu. Ben böyle 3 tane name'i olmayan alan bırakmak istiyorum. Mesela burada destek sunucusu. Burada ee, işte diyelim ki web sitesi. Burada ise işte hizmet koşulları olsun tamam mı? Bu şekilde yazacak ama bunlar name olsun istemiyorum. Ki hazır bunları göstermişken şeyi de göstereyim bu arada. E, siz embed, sadece embedler içerisinde normal mesajlarda böyle bir şey yok. Yalnızca mesaj, embedler içerisinde böyle linkler oluşturabilirsiniz. Yani tıkladığınız zaman linke giden ama yazı gibi gözüken. Onların da mantığı şöyle çalışıyor Kapalı parantez içerisinde herhangi bir yazı giriyorsunuz mesela Tıkla diyorsunuz Hemen ardından bir açık parantez koyup buraya linkini veriyorsunuz mesela Şöyle diyelim ki bu şekilde Bu şekilde yaptığınız zaman bunu bir linke çeviriyor Embed'in içerisinde olduğu zaman Mesela ben bunu gelip destek sunucusunu kapalı parantez içerisinde alırsam Hemen sonrasında açık paranteze bir link verirsem mesela Google'ı verelim Hatta Discord.gg diyelim Ve buranın linkini verelim pardon Davet linkini verelim buranın Aldım burayı. Şuradan direkt kopyalayayım. Bu şekilde destek sunucusunu verdi. Mesela web sitesi dedim. Burası da Google'a gitsin istiyorum. Hizmet koşulları şu anlık boş kalsın. Hani fark görelim diye burayı boş bırakıyorum. Şimdilik buralara ben böyle nokta nokta koyacağım. Sonra bunları boş bırakmayı göstereceğim. şunu da görelim çünkü bu önemli bir konu. Kapalı parantez hemen ardından açık parantez. Bu şekilde yaptığım anda bakın destek sunucusu web sitesine bak tak bastığım anda şu an tabi bu sunucuya geldiği için anlamıyorum farkı ama web sitesine bastığım zaman Google'a gidebiliyorum bu şekilde. Yani böyle linklerde oluşturabiliyorsunuz. Bu normal description kısmında da olur. E, field kısmında da olur. Hani bu şekilde linkler oluşturmak mümkün. E, peki boş nasıl bırakacağız? Sürekli noktalar yerine. Bunun için az önce gördüğümüz ifadenin benzerini yazacağız. Sadece ters şu 200 b koyacağız. Bu aslında bize boş döndürüyor. Bayağı boş string döndürecek ama bu hatayı engelleyecek. Bunu yaptığım anda bakın buraları. Name kısımlarını boş bırakabileceğim artık. Normalde boş bırakamıyordum. Bu şekilde yaptım anda bakın. Destek sunucu şey web sitesi ve hizmet koşulları. Hatta şu da böyle garip gözükmesin diye. Şunu da Google'a yollayalım. Bu şekilde bilgi diyorum. Tabi e, footer'da kaldırsak daha güzel gözüküyor. Bu şekilde bakın linkler var ve böyle organize edilmiş halde böyle hani arada boşluklar var ama name'leri yok. Aynısını Wailer'da şey yapabiliriz. Mesela test 1 olsun. Boş bırakabiliriz veillerde. Test 2 olsun. Test 3 olsun. Ve şunların veillerini da ters taş U200B dersek geldim burada yaptım. Ve buraya da yaptım. Bu şekilde yaparsam da e, sadece name kısımları kalır. Value kısımları boş bırakmış olurum. Bu şekilde olabilir. Şu B bu arada büyük olmasına sakınca yok. Yani burada küçük B'de büyük de kullanabilirsiniz. Problem değil. Yani bu şekilde embedler oluşturabiliyoruz. Şu an böyle örnek bir bilgi şey yaptık. Ee, peki göstereceğim bir iki metot var. Sonra şu data kısmına geleceğim. Bir iki göstermek istediğim metot. Şimdi son son diyeceğim. Bakın dokümantasyona geliyorum. Message embedlerle alakalı. Şimdi burada tabii ki elinize bir message embed şey e, referansı gelirse burada onun işte author bilgisine, color, crit set, description, fields falan Gibi böyle bir sürü property'si erişebilirsiniz. Bizim tanımladığımız properties aslında burada. Ve metotlar arasında böyle bazı metotlar var. Mesela equals denilen metot var. Örneğin burada işte response nokta deyip buraya başka bir embed gidebilirdik. Bunu yaptığımız zaman bu iki embed'i karşılaştırıyor. Birebir aynı mı değiller mi? Eğer birebir biri aynıysa true döndürüyor. Değilse false döndürüyor. Şöyle düşünebilirsiniz. ben response eşit eşittir embed yaparım. Tabii ki hatırlıyorsanız yani umarım izlemişsinizdir veya biliyorsunuzdur. Sıfıran not serisinde bundan bahsetmiştik. Objeleri bu şekilde karşılaştıramıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman referans karşılaştırması yapılıyor. O yüzden lütfen bu farka dikkat et. Bu metot e, bir birebir aynı olup olmadığını kontrol etmenizi sağlıyor. Ve bunun gibi tabi bir sürü metot var. Bir de göstereceğim şurada toJSON metodu var. O da konsol.log response.toJSON dediğim zaman şurada gördüğünüz embed'e bir JSON yani bildiğimiz bir obje dönüştürüyor aslında. Şöyle yapalım. Ot bilgi pardon giderek diye koymuştuk. Bakın bunu bir e, json, şey objeye döndürdü. Burada title var, type var, description var. Şurada ben bahsetmiştim ya bakın tersi u200b boş gibi davranıyor diye. Bakın şurada artı deyip bir tane boş disin koymuş. Yani zaten bundan bahsetmiştim. Bu şekilde e, şunları kaldırayım çünkü burada hata olacak. Birazdan göstereceğim bir şeyde. E, bunu JSON şey normal bir şey dönüştürebiliyorsunuz. Bunu mesela kopyalama alalım. Geldim bunu ve şurayı yorum satırına aldım. Ve const response eşittir new message embed deyip bunun içerisinde bunu verdiğim zaman yani bu benim bahsettiğim şeyi verdiğim zaman tabii ki şu timestamp sıkıntı çıkaracak o yüzden bunu siliyorum şu anda. Hiç uğraşmayalım onunla. Bu şekilde direkt e, demiştim ya hani ya gelip de buraya biz bir data vereceğiz şu en üstte ya da bu şekilde metotları kullanacağız diye. E, böyle hani title şu type bu vesaire diye şu type'a gerek yok aslında bunun zaten bir default değeri var. E, title bu description bu vesaire şeklinde diyerek de e, sadece buraya obje vererek bir embed oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir de bir aynı şeyi alacağız, sonucu alacağız. Sadece şu test bir test, bir test, bir test şu boş bıraktım o kadar. Şöyle yapalım, bilgi diyelim. Ve bakın aynı sonucu aldım. Ee, tabii ki bunların çok basit şöyle de yapmak mümkün. Mesela diyelim ki hiçbir Mesaj mesela embed tanımlamadım bile yani ben bunu. Hiç şey yapmadım. Şuraya gelip de embed'sin kısmında mesela bir e, obje verip description test message derseniz yani color, color da mesela red diyebiliriz burada. E, kırmızı olsun istiyorum. Bu şekilde de verebilirdiniz yani böyle daha Mesela emetler oluşturacaksanız bu da sizin işinizi görebilir. Yani direkt bir obje verebilirsiniz. Hiç e, mesaj embed tanımlamakla uğraşmazsınız. Evet bu videomuzda mesaj embed kavramını gördük. Özellikle hani, videonun uzun sürmesinin sebebi aslında çok detaylı göstermek istedim. Aynı zamanda e, fark ettiyseniz sürekli dokumentasyona baktık. Orada çok fazla aslında vakit geçti ama. Birazcık sizi dokumentasyonu e, okumaya alıştırmaya çalışıyorum. Çünkü bizim için çok önemli bir kaynak arası. Hani her şey orada zaten. Discord ile alakalı. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Evet o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.